Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi rüzgarı başlıyor. Son zamanlarda sosyal medyada da çokça aratılan 7 Emin Otoparkı araç satışına başladığını duyurdu. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, haciz kararı kalkmış ama 7 Emin'de muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun teslim almadığı durumdaysa rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak dedi. Yeni yıl yeni heyecanlar derken yeni zamların da kapıda olduğunu unutmamak gerekiyor. Deprem nedeniyle oluşan maliyet artışı yeni yılla birlikte sigorta poliçelerine de yansıyacak. Şirketler uygulayacakları primleri 2 ila 3 kat artırmaya hazırlanıyor. En yüksek artışınsa ticari ve iş yeri sigortalarında olması öngörülüyor. Ticaret Bakanı'nın indirim çağrısına ticaret ve sanayi odalarından perakendecilere, zincir marketlerden farklı sektörlere kadar destek giderek artıyor. Bu çağrılara bir destek de Baklavacılar Derneği'nden geldi. Baklavacılar enflasyonla mücadele için indirim kampanyasına gitti. Bir ay boyunca fiyatlarda %10 oranında indirim uygulayacaklar. Ekim ayında gerçekleştirilen ihracat oranları açıklandı. Otomotiv endüstrisi geçen ay en fazla ihracat yapılan sektör oldu. Geçen ay 3 milyar 87 milyon dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini 2 milyar 706 milyon dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 497 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. E-ihracat zirvesi yarın Ankara'da Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla 8 ila 10 Kasım tarihlerini kapsayacak zirve e-ihracatı tüm yönleriyle ele alacak. Milyonlarca liralık kara parayı aklamakla suçlanan Dilan Engin Polat çifti ve yakınları ile ilgili yürütülen soruşturmada 27 şirkete kayyum atanması talebi hakimlikçe kabul edildi. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.